Kurdeşen rahatsızlığının bitkisel çözümü var mıdır? Tabii ki her şeyde olduğu gibi kurdeşeni de iyileştirmek mümkündür. Kurdeşen, buna eskiden dabaz denirdi. Kronik ürtiker denir Latince. Türkçesi kurdeşen, eskiden dabaz. Böyle ısırganla dalamış gibi kabarır, şişer. Sonra birbiriyle kaynaşır. Bazılarında 15-20 dakika sonra kaybolabilir. Bazı insanların da boğazında şişer böyle. Yumruk gibi şişmeler olur. Bazı insanların kaşı mesela anjiyo ödemle birlikte olur. Anjiyo ödem dediğimiz bir rahatsızlıkla kurdeşen bazı insanlarda birlikte ortaya çıkabilir. Anjiyo ödem de olursa ne olur? Boğazı şişerse nefes alamaz. Acil doktora yetişmesi gerekir. Mesela kaşı şişerse gözü kapanır böyle sarkar. Dudağı şişerse böyle ta aşağı doğru dudağı sarkar. Anjiyo ödem de çok büyük. Boğazında olursa özellikle şişme çok tehlikeli. Bu nedenle anjiyo ödem olan kişilerin mutlaka yanında iyileşene kadar kimyasal ilaç bulundurması gerekir. İyileştikten sonra problem değil. Yani kurdeşen basit bir rahatsızlık değil, çok ağır bir rahatsızlık. Bunu tetikleyen birçok faktör var. Nedir hocam? Bitki polenleri, hayvanların kılı, tüyü, bazı insanlar soğuktan etkilenir, bazı insanlar sıcaktan etkilenir, azar. Kurdeşen, yani vücudun histamin kortizon dengesi bozuluyor. Vücudun histamin kortizon dengesi neden bozulur? Bir, biraz önce söylediğim gibi midede bakteri varsa bakteri mide mukozasını yakar, kavurur. Vücudun dengeleri bozulur. Histamin kortizon dengesi. Bu alerji tetikler. İkincisi, bağırsakta faydalı bakteri var. 2 kilo. %95'i faydalıdır. Kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa, aşı tatlı yiyorsa, yanlış besleniyorsa vesaire ne olur? Bağırsaktaki faydalı bakteri azalır, zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarlar zehirli gazlar, zehirli alkolü, hormonsuz maddeler üretir. Bu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır, yağ tabakası oluşur. Yağlanırsa enzim salgı, enzim azalırsa histamin çoğalır. Histamin çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi birçok hastalık ortaya çıkar. İşte bunlardan biri de kurdeşendir. Yani kurdeşen histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Yani kurdeşen tetikle iki faktör var. Bir mide, iki bağırsak. %25-30 mideden, %70-80 bağırsaktan kaynaklanır. Sebebi bilinmiyorsa her ikisi için de bizim çok güzel formüllerimiz var. Mesela bir hanımefendi bize gelmişti de, Çiçek Hanım. Annesi, babası, çocukları, bütün ailece gelmişti. Kadıncağız dedi ki, bak bu tırnaklarımı nasıl kestim, bakıyor musunuz dedi. Bir baktım, evet çok derin kesmişsiniz dedim. Neden öyle yaptınız? Dedi ki, tırnağım olduğu zaman kaşıntı vakti geliyor bunun, nöbeti geliyor. Nöbeti geldiği zaman her tarafını böyle kaşıyor, kaşıyor kanatana kadar. Kanattıktan sonra rahatlıyor. O nedenle tırnaklarını kökten kesiyor kanatmamak için. Her yerini kaşıyor. Kadın dedi ki, o nöbetim geldi, ne yapacağız dedim. Dedi ki, gazoz kapağı getirin veya dedi, şişe kapağı getirin veya konserve kapağı, kapak getirin, kapakla kaşıyım. Siz dışarı çıkın dedi. Bizi dışarı attı. Kadın buradan kapak getirdik ona birkaç tane. 15 dakika kaşındı. Her tarafını böyle kaşıya kaşıya kanatıyor. Dedi ki, var mı bunun çaresi? Var, her şeyin çaresi var. Histamin kortizon dengesi düzelirse problem ortadan kalkar. Bağırsaktaki mantarı yok edeceksin, midedeki bakteriyi yok edeceksin, bu kadar. Vay, güzelmiş dedi. 6 ay sürdü ama onun durumu çok ağırdı. Yani nadiren kişiden kişiye bünyeden bünyeye değişir. Kimi 6 ay iyileşir, kimi 1,5-2 ay iyileşir. Bir de Ali Bey isimli bir beyefendi geldi. O zaman 55-60 yaşlarındaydı. Şimdi 2 defa hastaneye göndermişler. Hastanede yatmış, hastanede de kortizon, antihistaminikler. Bu da ne yapıyor? Adam balon gibi şişiyor. Vücudun hormon dengeleri bozuluyor. Yüzü şişiyor, kemikleri inceliyor, derisi inceliyor. Birçok hastalığı tetikliyor kortizon. Yan etkileri çok büyük. Kemiklere zarar veriyor vesaire vesaire. Doktoru 3. defa tekrar hastaneye yazmış. Dedim ki, ben bir daha hastaneye gitmek istemiyorum. Çünkü yaptıkları şey belli. Kortizon, antihistaminik. Dünyanın her tarafında bu böyle kimyasal. Aynı tedavi uygulanıyor. Aynı uygulanıyor. Başka bir şey yok. Halbuki mantarı ve bakteriyi yok etseniz problem kökten çözülüyor. Bir daha problem ortaya çıkmıyor. Dedim deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz ne olacak. 6 hafta sonra geldi, dedi ki tamam, hiçbir problem yok.
Artık kullanmıyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. Dedim ki mantar yok olmadan kökten kolay kolay geçmez. Şimdi geçti ama 6 ay 1 yıl sonra nüksedebilir. Dedi ki 6 ay sonra 1 yıl sonra nüksederse o zaman yine gelirim. Şimdi dedi bana dedi eli titriyor böyle çay içerken çorba içerken Parkinson başlangıcı. Bunun için bir şey var mı dedi. Onu da çözeriz dedim. Yani şimdi her türlü rahatsızlık iyileşmesi mümkün. Zaten mesela zerdeçalla, zencefille, lahanayla, söğütle bunlarla ilgili dünya çapında binlerce klinik araştırması var. Ve 57 ülkenin kayıt olduğu bir Avrupa İlaç Kodeksi yani Avrupa Farmakopesi dediğimiz bir kurum var. Bunlar inceliyorlar ilim adamları. Diyorlar ki tamam bu bitkinin şu özellikleri var. Bu tıbbi bitkidir. Tıbbi bitki ise tartışmaya gerek yok. Tıbbi bitki nedir? Aha bu da lahana tıbbi bitki. Güzel sarması da yapılır, yenir ama özel bir fermentasyonla hazırlanırsa ne yapıyor? Midedeki bakteriyi yok ediyor. O kadar da güzel özelliği var.